Peki derin ven trombozu ilgilen bir hastada tanıyı nasıl koyuyoruz? Derin ven trombozu sıklıkla belirti vermeyen veya belirtileri diğer hastalıklarla karışabilen bir hastalıktır. Tanı konulmadığında veya uygun tedavi edilemediğinde bacakta oluşan pıhtıdan kopan bir parçanın akciğer dolaşımına gitmesiyle akciğer embolisine yol açabilir. Derin ven trombozunun risk faktörleri arasında ileri yaş, obezite, kanser, geçirilmiş majör ameliyatlar, kalçak protezi gibi büyük ortopedik ameliyatlar, felç ya da nörolojik hastalık nedeniyle yatağa bağlı olma durumları, trombofili dediğimiz bazı ailesel geçişli kan hastalıkları, gebelik, hormon replasman tedavileri sayılabilir. Derin ven trombozu tanısı, tıbbi öykü, yapılan fizik muayene ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarıyla beraber değerlendirilerek konulur. Öncelikle pıhtının oluşma zamanı sorgulanmalıdır. Çünkü derin ven trombozunun akut ya da kronik olmasına göre tedavi şekli büyük oranda değişir. Erken dönemde bize ulaşabilen hastalarda kateter yollu anjiyografik yöntemlerle bu yumuşak jöle kıvamındaki pıhtının tamamını dolaşımdan uzaklaştırabiliyorken zaman içinde organize olup sertleşen pıhtıda bu yöntemlerden alacağımız cevap giderek azalmakta. Bu anlamda derin ven trombozu hastasına erken dönemde ulaşıp tedavi edebilmek, ileride yaşanacak olası kötü durumları engellemede en önemli tedavi planlamasıdır. Fizik muayenede bacakta renk değişikliği, ısı artışı, şişlik ve ödem, kanın tıkalı derin damarlardan akamaması nedeniyle yüzeye yönlendirilmesi ve yüzeyel damarlarda belirginleşme, ciltte sertleşme, ayak bileğinde aktif ya da kronik yara varlığı değerlendirilip bu hastalığa ait ipuçları yakalanmaya çalışılır. Derin ven trombozu hastalarının ancak yarısında belirgin ağrı semptomu ortaya çıkar. Ağrının özellikle baldır bölgesinin hareketiyle artıp azalması Homans bulgusu olarak derin ven trombozu için tipik bir bulgudur. Deri toplar damarlardaki pıhtının saptanmasında en sık başvurulan ve altın standart haline gelmiş tanı yöntemi Doppler ultrasonografidir. Renkli Doppler ultrasonografi ile derin ven trombozu kanı tanısı ağrısız, kolay, ucuz ve doğru bir şekilde konulabilir. Bize pıhtının akut mu kronik mi olduğu, hangi damarları kapsadığı, nereden başladığı, nereye kadar uzandığı hakkında ayrıntılı bilgi verir. Ancak karın içindeki damarların bağırsaklar ve gaz gölgeleri nedeniyle renkli Doppler ultrasonografiyle değerlendirilmesi zordur. Destekleyici olarak kullanılan D-dimer testi, pıhtılaşma sırasında kan içine salınan bir maddenin ölçülmesi prensibine dayanır. Eğer test sonucunda çıkan değer yüksekse, vücudun herhangi bir yerinde bir damarda pıhtı olduğu yüksek olasılıkla doğrulanmış olur. Ancak D-dimer'ın kanda yükselmesi her zaman derin ven trombozu tanısı için güvenilir bir anlam taşımaz. Yakın zamanda geçirilen ameliyatlar, kaza veya travma, enfeksiyon durumu, kalp hastalıkları, karaciğer hastalıkları durumlarında da D-dimer değeri kanda yüksek bulunabilir. Daha invazif bir yöntem olan venografi, yani toplar damar anjiyografi ise anjiyo salonunda toplar damarları enjekte edilen radyokontrast bir boya yardımıyla sağlanan görüntülerin incelenmesi temeline dayanır. Venografiyi toplar damar içerisinde kan akımının olup olmadığı saptanır. Pıhtı seviyesi, kolateral akımlar net olarak değerlendirilir. Akut derin ven trombozunun girişimsel yöntemle tedavisi sırasında venografi hem işlem sırasında hem de tedavi sonrasında damarın pıhtıdan temizlendiğini gösterilmesinde çok önemli bir görüntüleme yöntemidir. Kronik derin ven trombozu tedavisindeki balon anjiyoplasti ve venöz stent yerleştirilmesi de yine venografi eşliğinde yapılmaktadır. Doppler ultrasonla tanıda zorlandığımız hastalarda ya da karın içi ana toplar damar tıkanıklıklarında kesin tanı için MR venografi, BT venografi ve IVUS gibi diğer yöntemlere sıklıkla başvuruyoruz. MR venografi incelenmesinde radyasyonun kullanılmaması ve görüntü kalitesinin diğer yöntemlere göre daha yüksek olması son zamanlarda tercih edilmesi nedenlerinin arasındadır. Yakın zamanda sıklıkla kullanmaya başladığımız IVUS yani damar içi ultrason yöntemi teknolojinin bu konuda ulaştığı belki de en son nokta. Özellikle kronik derin ven trombozunda stent konulması planlanan bölgeyi ya da May-Turner sendromu gibi toplar damara dışarıdan bası nedeniyle gelişen hastalıklarda bu basının şiddetinin belirlenmesinde çok önemli bulgular vermektedir.